Evet, güzel bir röşmeli haşlıyorum. Daha önceden hamurunu yaptım, buzluğa attım. Onun videoları var kanalımda, röşmeli videosu. Burada da tavuk suyu, soğanla şöyle kaynatıyoruz. Karabiberini veriyorum. Karabiber. Güzel yakışıyor. Tavuk etiyle oluyor. Eskiden tavşanla yapıyordu bunu. Kayınvalidemle. Şimdi avcılık olmadığı için tavukla yapılıyor bu. Ben de tavuk suyum vardı. Onu değerlendirdim. Geçen gün yapmıştım sizlerle pilavını, çorbasını. Kalan tavuk suyumla etimden kalanlara soğan rendeledim. Karabiberin tuzunu verdim. Kaynattım. Burada da dolaptan çıkardığım öşmelimi haşlayacağım. Röşmeli bunun ismi. İç de diyorlar buna. Eskiden bunu yapıp böyle tavşanın içine doldurulmuşlar. Tavşanı dikip öyle kaynatırmışlar. Ama röşmeli diye geçiyor yani ismi. Malzemesinde de un, tuz, su, sıvı yağ. Tepside güzelce karıştırıyoruz. Kavura kavura böyle bulgur kıvamına getiriyoruz. Ve haşlıyoruz. Kıvamı da böyle. Şöyle bildiğin bulgur gibi oluyor. Ve ben haşlıyorum şimdi. Suyum kaynıyor. Oğlum geliyor. Oğlum gelene kadar hazırlamak zorundayım. Vakti yok. Yiyip gidecek eme. Şöyle suyundan alıyorum. Bu gece öşmeli ve fasulye çorbası yaptım. Kalan yemekleri değerlendiriyoruz. Fasulye çorbası da çok güzel. Onun tarifini de verdim. Öşmelimi de şöyle haşlıyorum. Oğluma kadar. Tepsiye. Çok şahane oluyor. Yine bunun videosunu çekerim bir ara. Yaparım öşmeliyi. Sizlerle paylaşırım. Ama şu an yapılmışını haşlıyorum. Ve üzerini kapatıyorum. Kabarmasını bekliyorum. En son etini veriyorum üstüne. Şimdi bunu kapatacak bir tepsi alıyorum ve kapatıyorum. Evet, öşmeliyi haşladım. Şöyle bir de tepsiyle kapatıyorum. Ve suyunu çekmesini bekliyorum. Yanına da şöyle güzel bir ayran yapıyorum. Öşmelinin yanına şöyle güzel bir de buz gibi ayran yapalım. Mis gibi. Ayran ne güzel oluyor. Öşmelime bakıyorum. Suyu çok az kaldı. Şöyle pilav gibi kabarıyor. Burada da yaptığım ayranım var. Ayranımı koyuyorum. Ve buradan da etinden de koyalım. Etini hemen koymuyoruz. Bastırmasın öyle ezik olmasın hamuru diye. Normalde bütün tavayı üstüne koyuyorum. Ben kalan etlerden yaptığım için şöyle yine kapatıyorum ve çekmesini bekliyorum. Ayranı doldu. Oğlumun menüsü tamamdır. Şöyle oğluma bir tabakta çorba koyuyorum. Öşmelisini de haşladım. Ve mis gibi şöyle sarımsaklı fasulye çorbası. Evet, yine döktük işte.
Temizler, sıkıntı yok. Tabağın kenarını silelim. Buralarını sileceğiz tabii ki. Ve masaya götürüyorum. Evet, masaya hazırladım çorbamı, ayranımı, öşmelimi masaya getirdim. Şöyle kapağını açalım. Şahane bir öşmeli oldu. Suyunu da çekti. İster gibi. Fasulye çorbam da süper. Oğluma afiyet olsun. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Trakya'nın meşhur öşmelisi. Evet, oğlum geldi, yemeğini yedi. Gidiyor canım evladım benim. Annesinin canları onlar.